Ermin Bezmen, yüz binlerce kişinin okuduğu romanların yazarı, 12 yıl önce yazdığı romanı Kurset ve Şura muazzam bir prodüksiyonla televizyon ekranına yeni yansıdı ve aynı anda Kurt Seyit serisinin yeni kitabı da yayınlandı. Nermin Bezmen stüdyoda konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Dedem Kurt Seyit ve ben. Evet. İki roman yazdınız. Bunlardan bir tanesi Kurt Seyit ve Şura'ydı. Arkasından Kurt Seyit ve Murka geldi. Sonra bu kitapla da o romanların yazılma hikayesini anlatıyorsunuz. Evet, şimdi aslında Kurt Seyit ve Şura'nın yaşını gençleştirdiniz. Teşekkür ederim. 22 yaşında oldu o kitabım. 92'de çıktı. Ben yanlış matematik hesabı yaptım. 20 yıl önce yok. Tabii. Ve aslında da bir üçlemedir o. Fakat içinde bir Kurt Seyit ismi olmadığı için Mengene göçmenleri hep böyle üvey evlat gibi kaldı. Halbuki o ilk iki kitabın üçüncü bir ayağıdır, tamamlayıcısıdır. Hı hı. Bu da o üç kitabın yazılma hikayesi. Evet, bu da onların yazılma hikayesi. Şöyle de gelişti çünkü ben aslında kitabı yazdığım günden beri hiç onun ruh halinden tam olarak ayrılmamıştım. Çok kanımdan canımdan bir hikaye olmasının getirdiği bir yakınlık belki. Beni ruhen hep o mekanlarda, o zamanda ve o insanlarla bıraktı bir şekilde. Yani iç dünyamdan onu hiçbir zaman atamamıştım. Tam dizi olarak ekranlara yansıyacağı zaman senaryo danışmanlığını da yaptığımdan dolayı çok iç içe tekrar dedemle yaşıyor olmak beni birdenbire yeniden onunla fiziki ve ruhsal bir buluşmaya sanki götürdü. Ve bunu bir sohbet anında dedemle kendi aramda yaptığım kıyaslamalarda keşfettiğim farklı bir hayatı anlatırken sevgili dostum Yelda Cumaloğlu dedi ki Nermin bu çok enteresan, kendi başına bir kitap bu, niye bunu dedi kitaplaştırmıyorsun bu anlattıklarını. Zaten de parça parça anılarımın içinde yazdığım şeylerdi bunlar. Fakat bir kez daha da okurlara buluşturmak üzere düşündüğümde işte daha detaylı, daha derin bir kitap çıktı. Kitap yeni yayınlandığı için benim de elime bugün geçti ama ben bir çırpıda bir 80-100 sayfasını okudum bu kitabın. Orada şunu gördüm, siz yani dededen sonra ikinci kuşaksınız ve hiç tanışmamışsınız hiç kendisiyle. Hiç tanımadım dedim. Fotoğrafları var ama hikayesini detaylı biliyorsunuz ama bir yandan da bu kadar aradan sonra dedesinin acılarını çeken bir torun çıkıyor karşımıza. Evet. Çok melankolik bir durum gibi çıkıyor bu da benim öyle. Karşıma. Öyle görüyorum öyle. Ben bunu. Yani özellikle yazdığım süreç benim anneannemin hikayelerini dinlemem 2 sene. Ardından bir 2 sene ansiklopedik çalışma derken 4. senenin sonunda oturdum ve yazmaya başladığımdan itibaren de bir 4 sene o ilk 3 romanın Kurt Seyit Şura, Kurt Seyit Murka ve Mengene göçmenlerinin yazım süreci oldu. Dolayısıyla 8 sene boyunca ben dedemle ve onun hayatına gelen insanlarla beraber yaşadım. Bu gerçekten günlük real hayata da çok duygusal yaklaşan, detaycı ve kırılgan yaklaşan bir insan olarak beni gerçekten çok etkiledi. Hatta anneciğim benim böyle çok hüzünlü gözyaşı içinde olduğum anlardan birinde Nermin'cim abartma bu durumu. Dedem bile yani, bunu böyle yaşamadı demiş. Yani ben boğuma tapardım ama o da hatalarıyla sevaplarıydı. Sonunda bir insandı. Bu kadar ardından onun çektiği acıları aynen sen çekme diye uyarmıştı. Çünkü gerçekten yazarken çok birebir hissettim. Keyfini de, hüzünlerini de, hayatla alayını da ama hayatı aynı şekilde ciddiye alıp dibe vuruşlarını da. Belki de kitabın zaten bu kadar okunması, paylaşılması içindeki o samimi duygulardan oldu. Kendisi yaşayan bir insan anlatsa bu kadar derin anlatabilirdi. Ben dedemin adına bir şekilde arzu hayalcilik yaptım diyebilirim. Yani yalnızca akrabanız olduğu ve hikaye sizi etkilediği için değil, belki de bu hikayeyi yazmaya, anlatmaya ciddi mesai harcadığınız için de buna bu kadar bağlısınız. Çünkü şimdi yine kitabınızdan bir paragraf burada aktarmak istiyorum. Diyorsunuz ki adeta üniversite tezi hazırlar gibi ciddiyetle yaptığım arşiv araştırmaları günlerimi ve gecelerimi doldurdu. Ansiklopedi, kitap, anı ve mektup okudum. Haritalar üzerinde çalıştım.
trenle, atla, troikayla nereden nereye ne kadar zamanda gidileceğini hesapladım. coğrafyanın giyim, kuşam, sanat, yaşam, yemek kültürüne baktım. Tabiat koşulları, toplum yapılır diyorsunuz. Bu tabii gerçekten de o dönemde sizin aranızda kuvvetli bir bağ oluşturmuş çok, belli çok. Ki. Ama aynı zamanda kitabın inandırıcılığını da, detayların sorgulanması sırasında açık vermemesini de beraberinde getirmiş. Ve kitapta da belirttiğiniz gibi son kitapta Atilla İlhan'ın 19. yüzyıl anlatımıyla Tolstoy, Balzac, Zola tarzında yazılmış klasik roman budur dediği bir kitap çıkmış ortaya. Evet. Kaç sattı bu kitaplar? Kaç kişiyle buluştu? Valla şu an 42. baskısı bitti. İşte 5000'den sayarsak 210 bin gibi ki direkt bu satış alınma şekli yani sayısı ama her girdiği evde bütün ailenin okuduğu çok geniş elpaze hitap eden bir kitap oldu. Yani 13 ile işte 95 yaş arası sanayi sitesinde kaportacı ustasından tutun bir profesöre kadar etnik kökeni, geçmişi ne olursa olsun insanların muhakkak içinde bir yerinde kendisini bulduğu bir kitap oldu. Şimdi ben az önce yanlış söyledim ama evet 22 yıllık bir kitap aslında bu ve bir klasik olmuş. Hala da sorulan, aranan ama özellikle son bir senedir dizi olması vesilesiyle tekrar canlanan, evet, eminim kitap evet. satışlarına da yansıyan, hatta bütün seriyi belki satışlarını hareketlendiren bir olay oldu bu. Birazcık diziden bahsedelim. Dizinin de çok içindesiniz. Senaryo danışmanlığını yapıyorsunuz. Evet, içindeyim. Setine gidiyorsunuz. Hepsine gitmesem bile aralarda gidiyorum. Senaryo, sevgili Ece Yörenç her senaryoyu bana gönderiyor. Çünkü aslında romanda anlatmadığım çok detaylar var ailenin hikayesi bana ait olduğu için. O ileriye dönük çok önem kazanacak detaylar olabileceğinden, karakterlerin kitapta yazılmamış hayatlarının devamını bildiğimden, bugüne kadar hepsi benim için bilinen olduğundan sağ olsunlar onlar da o eli verdiler bana ve içeride bıraktılar projenin o anlamda içinde bıraktılar. Yani bir dirsek temasında yaşıyoruz. Dolayısıyla senaryonun da öykünün de içinde kalıyorum. Siz aslında çok sinematografik de anlatıyorsunuz. Yani çok detaylar evet. var, çok betimlemeler var. Bunların diziye yansıyış biçimi sizi tatmin ediyor mu, etti mi? Ben 3 defa sette bulundum. Biri İstanbul'da, ikisi St. Petersburg'da. Ve zaten yönetmenimizin Hilal Saral'ın çalışma tarzını gördüğüm zaman, yani bir kocaman senfoni orkestrasına maestroluk yapıyor. İnanılmaz bir emek var. Ay yapımın içeri koyduğu ve yani hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadan verilen emek, maddi manevi destek. Projeyi zaten nerede görmek istediklerini bana aşağı yukarı ifade etmişti. Fakat ilk defa işte ayın 4'ünde ekiple hep beraber St. Evet. Petersburg'da izledik birinci bölümü. Rüyada gibiydim. Yani kitabın annesi olarak öyle söyleyeyim. Bebeğimi çok emin ellere teslim ettiğime inanıyorum. Yani birinci bölümü gördükten sonra da orada arttı inancım. Şunu da çok iyi biliyorum. Kendim de senaryo yazdığım için daha evvel. Bir roman matematiğiyle, diliyle dizi ve film matematiği aynı değil. Dolayısıyla okurlarımdan da hep onu rica ediyorum. Lütfen diyorum kitabı elinize alıp sayfa sayfa çevirip ekranda görüntü beklemeyin. Yahut da diyalog beklemeyin. Çünkü kitapta 50 sayfa anlattığınız bir tek duygu hali ekranda bir saniyede bir bakışla geçiyor bitiyor. Sonra geri kalan 49 saniyeye ancak görsellikle zenginleştirebileceğiniz bir duygu verebilirsiniz. Dolayısıyla zamanlar, mekanlar arasında karakterlerin belki de dağınık anlatılmış özelliklerini bir karakterde kalıcı olacak şekilde yerleştirmek gibi dizinin kendi getirdiği ihtiyaçlar var. Ve diyorum ki hep romanı ayrı keyifle okuyun. Dizi de gerçekten hem ruhsal hem bir görsel şölen olacak. Yani öyle olmaya başladı zaten birinci bölümden itibaren. Onu da ayrı izleyin, dizi olarak izleyin diyorum. Şimdi bu çok büyük bir prodüksiyon. Bir Kıvanç Tatlıtuğ'un Star kanalına
transfer olmasıyla gerçekleşen bir prodüksiyon, uzun zamandır üzerinde konuşuluyor, tanıtımı yapılıyor. İlk bölümün izlenme oranları ise bu beklenen, en azından kanalın ya da işte kamuoyundaki takipçilerin beklediği ölçekte olmadı. Bu sizi biraz üzdü mü ya da geleceğe dair hayır, bir fikir veriyor musunuz? Benim bir kere bu hakikaten o dizi olayıyla çok uzağım. Yani dizide izlemediğim gibi bu AB diyorlar, işte genel diyorlar falan, bir sürü fonksiyon var anladığım hesabı yapılan. Ama o akşam tabii ister istemez bütün ekiple beraber ben de neyin ne olduğunu takip etmek durumunda kaldım. Az buz bir gerginlik değil yani, bayağı stres o. Bayağı stresli bir iş. Fakat bence kimse çok şikayetçi değil durumdan. Bir kere biz ilk bölümü özellikle Çarlık Rusyası'nda, yani bitmiş bir zaman diliminde ve bugün bizim seyircimizin çoğuna yabancı bir kültür, yabancı isimler, yabancı bir yaşam tarzını anlatmak ve o insanları tanıtmakla biraz yoğunluk kazanan bir bölüm olduğu için yani ilk bölümden açıkçası ben bir rahatsızlık duymadım. Oturduğu yer iyi gibi geliyor. Bence ikinci, üçüncü bölümden sonra özellikle kahramanlarımız Türkiye'ye kaçış yaptıktan sonra çok daha yakınlaşacaktır seyirciye, dil olarak da, mekanlar olarak da. İlk bölümün aslında gerçekten yapımcı içinde, yönetmen içinde çok cesaret isteyen bir anlatım mekanı ve zamanı vardı. Ama kitabın anasındaki yaşanmışlığı da eksiltmeyi herhalde göze almak istemediler ve bu riski aldılar. Ona rağmen bence çok iyi bir netice. Evet, ilk bölüm ağırlıklı olarak salonlarda, kapalı mekanlarda, balolarda ve operada geçiyordu. Aksiyon nispeten azdı ama sonra aksiyonun, heyecanın, duyguların daha şiddetli ve hızlı yaşanacağı bölümler gelecek. Yani şimdi bir kere hem aşkların daha başlangıcı, savaşın başlangıcı, ihtilal henüz kıpırdanıyor. Bu birinci bölümden sonra hem Bolşevik ihtilali hem Karpatlar ve Galiçya cephesi, savaş, hem aşkların daha bir girift hale gelmesi, süratlenmesi, dolayısıyla kıskançlıkların ve çekemezliklerin arttığı, gittikçe daha giriftleşen bir serüven bekliyor hepimizi. Çok uzun, kitapta çok uzun anlatılmış şeylerin dizide bir saniyede geçebildiğini söylediniz. Dizi kitaptan ayrılacak mı ya da biraz daha uzatmak gerekecek mi diziye bölüm üretmek için kitabı? Çok sanmıyorum. Şöyle, dediğim gibi ben aslında kitapta dedem ve kadın kahramanları, hayatındaki kadınlar üzerine çok yoğunlaştığım için ancak onların çok yakınında olanlar, birebir hayatlarını ilgilendiren insanların detaylarına girmiştim romanda. Fakat bildiğim çok daha fazla öykü var. Yine dedemin çevresinde dönen. Yan öyküler girecek ve onlar da zenginleşip uzayacak. O öyküleri şimdi Ece Hanım'a ben o öyküleri vereceğim. Onlarla besleyeceğim ki dizinin gerçekten kimyasına, hesabına uyabilecek bir renklilik daha girsin. Kaç bölüm, kaç sezon olması planlanıyor bunun? O detayları bilemiyorum ama herhalde en azından ilk giriş olarak bir standart 13 bölüm mü diyorsunuz? Yani bir sezonu götürüp arkadan eğer seyirci yüreğini aldıysa aslında sonu olmayan bir hikaye bu. Murka geliyor ardından. Yani eğer bu ticari başarı sağlarsa Murka'nın da dahil edilmesi, böyle uzatılması olabilir. Ve sonra Mengen'e göçmenlerinin. Yani Mengen'e göçmenleri aslında dönem olarak arada bir dönemdir. Ben onu biraz da okurlarıma Murka'ya kızgınlığından dolayı Murka'nın hayatını ve geçmişine parantez olarak ihtiyaç hissettim. Çünkü sonunda anneannem ve çok kötü bir yerde kaldı okurlarımın gözünde. Hiç içim razı olmadı ona. Çünkü onun da okurumun beklediği şekilde dedemi... O anlamda mutlu edemeyişi, biraz daha böyle içine kapanık ve vızıltılı bir kadın olmasının sebepleri vardı geçmişinden gelen. Onları aktarırsam okurum onu da affeder diye düşünüp yazmıştım. Ama o herhalde iyi bir, ki Ece Yörenç onu çok mükemmel yapabilir.
bir yandan Seyit'in hayatı devam ederken Murka'da anlatılabilirdi. Hı-hı. Fakat bütün bunlar daha şu an benim sadece kişisel söylemim. Evet. Dedem ve Kurt Seyit, dedem Kurt Seyit ve benle dedenizle yazar olarak vedalaştınız mı peki? Kapattınız mı? Hayır. Bohçayı? Hayır. Devamı gelecek mi Kurt Seyit'le? Hayır. Ondan bitemiyor çünkü bu kitapta zaten aslında onu anlatıyorum. Çünkü ailedeyim fiziki olarak hem ruhsal olarak karakter olarak en çok hep benim benzediğim söylenirdi dedeme. Ben biraz da kitabı yazarken romanlarımı bugünkü bilincim yoktu belki ama o kadar anlamak ihtiyacını hissederek, sadece duyduklarımı aktarmak değil, dedemi anlamak ihtiyacını hissederek, yaptığı, söylediği, seçtiği her şeyi sorgulayarak, arkasında ne vardı da böyle dedi, ne vardı da bunu, bu seçimi yaptı gibilerden, onun çok ruh dünyasına inerek yazmaya çalıştığım için, birdenbire dedemi sorgularken kendimde aslında sordum ve cevabını bilmediğim şeylerin cevaplarını bulmaya başladığımı fark ettim. Bu kitap biraz zaten öyle ortaya çıktı. Dolayısıyla dedem aslında çok bende bir şekilde ve ben yaşadığım hayatımda yeni deneyimlerle, yeni sorgulamalarla kendimi tartmaya devam ettiğim müddetçe dedem bir şekilde hep benim terazimin bir tarafında kalacak gibi geliyor. Bu kitabın da gerçekten ilginç olduğunu söyleyelim okurlara. Özellikle Kurt Seyit'in önceki 3 kitabını okumuş olanlar ve bunu sevmiş olanlar, özellikle sizin şurayı daha iyi anlatmak için giriştiğiniz araştırmalar ve burada karşınıza çıkan çok büyük bir sürpriz. Gerçekten başlı başına bir kurgu gibi. Oysa ki gerçek hayattan ve bu kitabın yazılma sürecinden gerçek bir kesit. Meraklarına bu kitabı da tavsiye ederim. Benim dediğim gibi çok kısa sürede ele geçiren bir kitap oldu bu. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Çok sevgiler. Sağ olun. Umarım Kurt Seyit ve Şura başarılı bir televizyon yaşamı geçirir ve televizyon ekranında da sevenleriyle uzun süre birlikte olur. Dilerim. Teşekkürler. Her şeyin sonuna geldik. Birazdan yayınımız Mehmet Güç'ün Kapanmayan Dosyalar programıyla devam edecek. Bu programda bizim de bugün her şey içinde konu ettiğimiz kadına şiddet konusuyla ilgili bir bölüm var. Görüşmek üzere.